place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Citroen'deyiz. Citroen C5 Aircross SUV aracımızı inceleyeceğiz. Yeni kasa gelmeden önce son kasayı sizler için inceleyeceğim. Aracımızın fiyatı gerçekten çok pahalı. Onu zaten videonun içinde değineceğim. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce aracımızın şöyle bir paketine bakalım. Ardından fiyatını söyleyeceğim. Fiyatını duyunca büyük ihtimal çok hoşunuza gitmeyecek. Aracımız C5 Aircross SUV Fuel Paket 1.5 dizel 130 beygirlik 6 litre otomatik şanzımanla geliyor. Burada tüm teknik özelliklerini görüyorsunuz. Standart özelliklerimiz de burada mevcut. Hız devası, tanıma sistemi, şerit takip, güvenlik freni, kör nokta gibi birçok özelliğimiz var. Bu aracımızın yakıt tüketimine şöyle bakalım. Şehir içi 4.5, şehir dışı 3.9, ortalama 4.1 yakıt tüketimimiz var. Bu aracımız şu anda 1 milyon 100 bin liradan satılıyor. Çünkü 5 tane kalmış. Fazla da aracımız yok. Onu da söylemiş olalım. Şimdi ilk önce şöyle ön kısımdan başlayalım. Bakın ön kısımdaki şuralarda detaylar çok hoş. Şuralarda hep krom ve piyano bilek detaylar kullanılmış. Gerçekten hoş gözüküyor. Bu artık yeni kasadan sonra önce son C5 Aircross'lar. Yine gündüz led farlarımızın üst kısmından da yine şurada krom detayları görebiliyoruz. Ön park sensörleri de şuralarda konumlandırılmış. Sis farlarımız yine bu kısımlarda. Şuralarda da yine aynı şekilde krom detayları görmek mümkün. Şöyle sizlere aracımızı bir göstereyim. Şöyle bir aydınlatmamızı yakalım. Ardından İç kısımlara zaten geçeceğiz. Evet, şimdi şöyle aracımızın arka kısmına geçelim. Alan biraz dar ama şöyle sizlere göstermeye çalışıyorum. Bakın full led stoplar gerçekten oldukça hoş gözüküyor. Şuralarda yine park sensörlerini görüyoruz. Yine C5 Aircross yazımız oldukça şık. Aracımızda geri görüş kameramızda bulunuyor. Şimdi bagajımızı şöyle bir açalım. Elektrikli bagaj bu araçta yok. Burada aydınlatmamız bulunuyor. Koltuklarımız geriye yatıyor ve yatınca daha geniş bir bagaj hacmine ulaşıyoruz. Burada stepmemiz, kırkımız, her şeyimiz bulunuyor. Bagajımız da bu araçta oldukça geniş. Şuralarda yine kanjatıklarımız ve burada da 12 voltluk bir çıkışımız bulunuyor. Şöyle bagajımızı bir kapatalım. Gerçekten oldukça hoş gözüküyor. Şöyle yan kısmından yine incelemeye devam edelim. Buralarda bakın piyano bilek detaylar ve şurada da krom detaylar bulunuyor. Üst tavan raylarımız da şuralarda bakın arkadaşlar. Yine piyano bilek detaylarla aracımız süslenmiş. Şöyle tavan kısmını da göstereyim sizlere. Aracımız yine cam tavanda bulunuyor. Bakın şuralarda piyano bilek detaylar yine benim dikkatimi çekti. Şimdi lastik kısmına gelelim. Aracımız Michelin lastiklerle geliyor. 225, 55, 18'lik lastik abatları kullanmış. Yine burada full alınıyor. Alışımlı jantlar var. Sol tarafa doğru dönüyoruz. Burada marş piyeri korumak adına plastik aksam kullanmış ve şurada da yine krom detayları görebiliyoruz. İnanın yan aynalarımız oldukça şık. Bakın ön kısımda gündüz farlarımızı görüyor musunuz? Aracımızın oldukça güzel gözüküyor. Ben çok beğendim. Kanka diye. Evet arkadaşlar, şimdi dörtlü yakılmış bir şekilde sizlere aracımızı da gösteriyorum. Gerçekten dörtlerimiz de çok şık gözüküyor, bakar mısınız? Yani bu aracın ön yapısı çok iyi. Bir yeni makyajlı C5 Aircross geliyor. Geldikten sonra da sizlere onu inceleyeceğim. Ön yapı gerçekten çok da hoş gözüküyor o araçta. Detayları zaten paylaştım. Asıl detayları da araç gelince sizlerle paylaşacağım. Şimdi aracımızın bir iç kısmına geçelim. Asıl detayları orada inceleyelim. Evet arkadaşlar, iç kısma geldik. Gerçekten ara çok güzel kokuyor. Büyük ihtimal daha yeni gelmiş. Buralarda yumuşak malzememiz kullanılmış. Şurada deri malzememiz, hatta gri bir deri malzeme kullanılmış. Şurada krom detaylarımız var. 4 cam otomatik elektrikli ayarlanabilir yan aynalarımız, arka cam kitleme gibi birçok özelliğimiz var. Ön taraftaki malzeme kalitemize devam edelim. Buralar
Şimdi dış sert plastik ama şurada böyle deri bir malzeme kullanmış. Bu sert plastik buraya doğru devam ediyor. Burada da deri malzemeyi görüyoruz. Menfez çıkışlarımızda arkadaşlar çevreleri piyano bilek ve iç kısımdaki çerçevemizde krom detaylarla süslü. Sol tarafta da aynı tasarımı görebiliriz. Oldukça şık ve genişletilmiş menfezler kullanılmış. Aracımızı daha hızlı ısıtıp soğutmaya yarıyor. Yan kapı detaylarına geçecek olursak bakın buralarda yine deri malzemelerimiz, krom kapı kolumuz ve burada da yine plastik detayları görüyoruz. Şurada da ufak bir saklama alanı var. Şöyle sizler için aydınlatmamı da yakayım. Torpidomuz arkadaşlar bu segmentteki bir araç için oldukça ideal olduğunu söyleyebilirim. Şoför tarafındaki saklama alanımız yine sağ tarafta olduğu gibi çok şık bir şekilde gözüküyor. Direksiyon detaylarına geçelim. Burada FP kulaklıklarımız var. Sol tarafta sesli komutumuz ve multimedyamızı açabileceğimiz tuş takımları bulunuyor. Sağ tarafta seyredeceğimiz ve yine telefonumuzu kontrol edebileceğimiz tuş takımlarımız var. Şurada piyano bilek detaylar ve şu çevrede de krom detayları görmek mümkün. Aracımıza hız sabitleyici hep buralara konumlandırılmış. Artık PSA grubundan da bunları biliyoruz. Şimdi şu kısma gelelim. Bu kısımda arkadaşlar klimamız bulunuyor. Ön cam resistansımız, arka cam resistansımız tüm ayarları gerçekleştirebiliyoruz ve buralarda piyano bilek detaylarla süslü. Dörtlüğümüzü buradan yakabiliyoruz. Merkezi kilidimizde buradan gerçekleştirebiliriz. Burada USB çıkışımız ve 12 voltluk çıkışımız bulunuyor. Bakın bunu bile çevirse piyano bilek detaylarla süslü. Şurada güzel bir saklama alanımız var. Aracımızda start stop bulunuyor. Eco modumuz, sport modumuz gibi birçok özelliğimiz var. Evet, şanzımanımız çok güzel arkadaşlar. Çevresi piyano bilek detaylarla süslü. Şurada da saklama alanı var. Krom detayları da görüyoruz. İki tane bardaklığımız ve ön kolda yamamız. PSA grubunun vazgeçilmesi. Burada da hazinelerimiz bulunuyor. Oldukça şık olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim koltuk detaylarına. Koltuklarımız arkadaşlar full kumaş ama gerçekten çok rahat. Hep söylüyorum Citroen'in koltukları diğer araçlara, diğer markalara göre oldukça rahat. Şoför tarafında şöyle bir bakalım. Şoför tarafında şu kısımlarda arkadaşlar derinlik yükseklik ayarını yapabileceğimiz manuel bir kol bulunuyor. Yine koltuğumuzu bakın şu kısımdan da geriye yatırabiliyoruz. Burada arkadaşlar manuel olarak karartılan bir dikiz aynamız da bulunuyor. Aracımızda halojen bir aydınlatma kullanılmış. Aracımızda cam tavan var. Onu birazdan göstereceğim. Güneşliklerimize bakacak olursak ışıklı bir makyaj aynalığı bulunuyor. Yine aynı şekilde yolcu tarafında ışıklı makyaj aynalıklarımızı görmemiz mümkün. Birazdan arkadaşlar kadranımızı göstereceğim ve cam tavanımızı da sizler için göstereceğim. Evet arkadaşlar aracımızın kadranına bakacak olursak full hayalet kadran, dijital kadran bulunuyor. Bakın burada dijital hız göstergemizi görüyoruz. Sol tarafta yine yakıt tüketimini vesaire her şeyi görebiliriz. Bakın yakıt seviyesi düşük uyarısı da aracımız veriyor. Burada tüm özelliklerini görebiliriz. Şimdi şu kısımlardan şöyle bir bakalım. Buradan sürüş modlarımızı yine kadranımızın özelliklerini değiştirebiliyoruz. Şöyle bir bakalım. Bakın buradan tüm ayarları değiştirebiliyoruz. Asgariye bastığımızda yine aynı özellikler çıkıyor. Sürüşe basalım. Bakın aracımızın simülasyonunu burada görebiliyoruz. Gerçekten çok hoş yapmışlar, ben beğendim. Şimdi multimedya kısmına bir geçelim. Aracımızın multimedyasını da şöyle sizlere bir göstereyim. Evet arkadaşlar multimedyamızda bu şekilde tüm klima ayarlarını yapabiliyoruz ama eco mod olduğu için kendini kapatabilir derken kendini kapattı ne kadar anahtar da olsa. Ben bu aracın zaten eco mod olduğu için başka bir ikinci el araçta incelemiştim. Multimedyası oldukça güzel, tüm ayarlamaları buradan gerçekleştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın arka kısmına geldik. Gerçekten oldukça konforlu ve ferah. Bakın şu kısımda arkadaşlar cam tavanımız var. Boylu boyunca uzanan. Bence bu aracımızı çok ferah gösteriyor. Burada yine ışıklandırmamız halojen bir şekilde kullanılmış. Normalde bazı araçlarda arkada ışıklandırma olmuyor bildiğiniz üzere. Koltuk detaylarına şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar kumaş koltuk bu araçta kullanılmış. Hep söylüyorum Citroen koltukları oldukça rahat. Bakın burada 3 bölümlü şekilde ama zorlasanız buraya yine 4 kişi bir şekilde oturabilirsiniz. Böyle arkadaşlar yan kapı detaylarına şöyle bir bakalım. Yan kapılarda şuralarda hep krom detayları görmek mümkün. Şöyle sizlere göstereyim. Şuralarda hep krom detaylarımız. Burada yine krom kapı kolumuz ve sert plastik malzemeyle şurada deri malzememiz kullanılmış. Şurada da ufak bir saklama alanımız bulunuyor. Kısma bakacak olursak burada da yine aynı malzeme kalitelerini görmek mümkün. Buralar yine sert plastik. Buralarda yine tutulacaklarımız bulunuyor. Dört tarafta da tutulacaklarımız var bu araçta. Bence bu güzel bir özellik. Şöyle sizlere
koltuğumuzun arka kısmını göstereyim. Arka kısmında buralarda saklama alanlarımız bulunuyor. Yine bu şekilde buralarda da saklama alanımız var. Burada iki tane menfez çıkışımız var. Krom detaylar var. Burada da bir tane USB çıkışını görüyoruz. Şaft tünelimizde oldukça az. Bu da tabii daha keyifli, konforlu bir sürüş sağlıyor. Şöyle sizlere arka kısımdan aracımızı bir gösterelim. Gerçekten cam tavan oldukça şık gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu araç hakkında? Aracımızı beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Hepinizi de yorum kısmına bekliyorum. Detaylarıyla da oradan konuşabiliriz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Citroen C5 Aircross aracımızı inceledik. Artık yeni kasa gelmeden önce son kasayı sizler için inceledim. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı... ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekinize taş değmesin.